Evet. Yaşamadığın, an olarak yaşamadığın, yemek yemediğin, görüşmediğin, gezmediğin biriyle yani konuşarak ne olabilir? Yani... Sıradan bir başkasıyla konuşup ilgi görebilirsin. Sen görüşmüşsün ne olmuş, sen de boşanmışsın mesela. Şuraya doğru yürüsen devam. Bu herkes için geçerli değil. Girmek istiyorum. Buyurun. Şöyle hanımefendiler, beyefendiler, aşkın yaşı yoktur. Tabii ki gönül bu. Sevebilir. Bak. Lütfen ama yani gönül bu. Bu gönül bak. Arkadaşım. Sen ne yaparsan yap, onun Nalan önüne geçemezsin. Nalan abla gönül de. Onun önüne... Görüşerek gönül olmaz. Ya belki lüks arabasını ve malikanesini yani, gösterdi. Ona aşık oldu. Sen neden biliyorsunuz? Yüz yüze görüştün ne oldu peki? Sonuçta yani hani sonuca bu bakıyoruz. Bir tez olarak, şu bir tez değil yani. Sonuca ben bunu yaşadım ben diye. Yaşayarak öğreniyorum bazı şeyleri. Şu yaşasan anda mutluyum. Keşke. Evlilik yoluna girdim. Belki sonu çok da güzel bitebilir. Belki kötü de bitebilir. Üzün. Bilmiyorum ama şu an mutluyum. İleride bu hikayenden üzülme diye, çok üzülecek. Üzülme diye konuşuyorum. Üzülme diye konuşuyorum. Neden yoksa neden ki? Kötü? Bence üzülmez. Hem cinsimin kötü olmasını neden isteyeyim ben? Hayır canım, yaş farkını ne siz niye ortaya yani yaş farkı ne olmuş ya? Yani yaşa siz gelemedim. İçeride destek olmuşsunuz. Yaşa gelemedim. Ya şimdi şöyle Songül Hanım, aşkın yaşı yoktur. Benim annemle rahmetli babamın arasında 15 yaş gayet fark vardı. Normal. 15 yaş fark vardı. O yüzden de benim annemle babamın arasında da öyle. Ha, o yüzden aşkın yaşı yoktur diyorum. Onu mutlu edecekse, onu sevecekse, onu üzmeyecekse, yalan dolanla onu götürmeyecekse tabii ki yani. Hani uçurum gibi geliyor sanki. Hani 25 ve 65-40 yaş var. İnanılmaz. Hani kızımız da çok küçük daha, evet, 25 biliyorum. Yaş. Evet biliyorum. Ama onun da mutluluğu da gözünden de okunmuyor yani. Evet mutluyum. Efendim, annesi yaşında bir kadın olarak bu yorumları nasıl yapıyorsunuz gerçekten? İnanılmaz. Sizin de kızınız annesi var. Annesi yaşındasınız. Nalan abla kızının aynı şekilde bir örnek getirdiğini düşünsene. Bu şekilde yaklaşabilir misin? Bu kadar sıcak. Hiç mesela onu koruyarak işte konuşmadan böyle tamam işte aşkın yaşı yok diyebilir misin? Gerçekten söylüyorum. Benim siz bir kızım var. Siz kendi hayatlarınızı düzeltmeye çalışın bak, ben bence. Benim hayatımı benim hayatımı düzelmeyecek bir şey yok. Ben hayatımda kendi kararlarını verebilen bir kadınım ve bir çizgim ve bir yolundayım. Ve sana diyorum ki nacizane bir tecrübeyle şunu soruyorum. Görmediğim biriyle nasıl sevgi ve aşkı gerçekten nasıl inandın? Ben bunu nasıl olabilir? Nasıl inandın? İnanamıyorum. Peki, bir beylere geçelim, beylere soralım. Emin Bey'e de soralım. Mert'e, genç olarak sen ne düşünüyorsun? Öncelikle sana sorayım. Ya ben kesinlikle yanlış buluyorum. Şu yüzden yanlış buluyorum. Bence bir para hevesi diyebilirim. Çünkü şu anki nesildeki kadınlarda, kızlarda özellikle 20 yaş ve 28 yaş aralığındaki kadınlarda çok fazla görüyorum. Çevremde de çok fazla var bu tür arkadaşlarım. Kesinlikle onları beğendiği için, onun yakışıklılığı için, onun tipi için, işte onun yaşıyla hiç ilgilenme diye bir şey yok. Sadece parası, ona giyim, kuşam, işte lüks bir hayat sunduğunda kadınlarda tamamen her şeyi duyuyor. Kesinlikle de bu yaş kategorisinde bu oluşuyor. Yani ben ama ne bu bence bir sadece hanımlar için geçerli. Evet, tabii ki herkes için geçerli. Erkeklerde. Herkes için geçerli ama bir erkek bence kendini en azından koruyabilir ama bir kadın olarak ben kendini koruyabileceğini zannetmem. Neslan... Bence çok yanlış. Böyle bir şey bence yapmaması gerekiyor. Neslihan şöyle bir şey söylüyor. Bu devirde koca bulmak zor. Evet. Ama zenginliği bulmak çok zor. Evet doğru. Kriter bu mu? Amaç konu bu mu? Yani, amaç belli. Kriter bir tek kriter bu değil tabii. Ben karşımdakinin enerjisini seviyorum, şefkatini seviyorum, onun yaşanmışlığını seviyorum. Mesela bunlar kriter, anladınız mı? Yani neden bu kadar çok şaşırıyorsunuz? Sen tavus kuşu gibi uçuyorsun. Tavus kuşu gibi uçuyorsun. Hiç Allah aşkına mantık var mı senin bu anlattıklarında tabii ya? Tabii ki de var. Ya ben zengin kocayla evleniyorum diye problem oluyor ama zengin kocayla evlenmiş bir İrem var. Neden onun üstüne gidilmiyor? O yaşlı. Yaş benim için hiçbir şey değil. Çok şey olabilir ama benim için ben. Hiçbir şey tanışıp ya da bir dernekte... Peki evlilikte aslında değil. Maddiyat önemli midir Demet Hanım? Şimdi bunun inkar edemem, dünya düzenini inkar edemem. Evet ihtiyaçlar var fakat sizin aranızda yuvarlak hesap benim kadar fark var. Ben 42 yaşındayım. Benim kadar fark var aranızda. Bu bir. İkincisi hiçbir zaman evdeki hesap çarşıya uymaz. İnsanlar önce zannederler ki ya biz bunu yaşarsak çok mutlu olacağız. Şimdi insanların bakış açısı çok önemli. Çok güzel lüks sofralarda oturup aşağıdan tekmeyi yiyebilirsiniz.
o yedikleriniz fitil fitil burnunuzdan gelebilir. Şimdi para için paranın çok önemli olduğunu söyleyen bir insan sonra daha hızlı bir tren bulduğunda gidiyor. Sizinle güzelliğiniz için evlenmiş bir adam veyahut da birlikte flört eden bir adam sizden birazcık daha genç ve güzel bir hanım bulduğu zaman sizi bırakabiliyor. Önemli olan benim fikrim insan olmak. Mesela ben ne yapmaya çalışıyorum? Hayatım boyunca kendimi kötüledim. Mesela onu yapamam, bunu yapamam. Ben işte pazarcılık yapıyorum, ben güzel değilim, şu değilim. Çünkü bütün erkeklerin veyahut da bir insanın benim gözümün arkasına bakmasını istedim. Hiç kimse benim gözümün arkasına bakmadı. Demet ruhunda ne taşıyor? Demet kötü bir şey yaşadığında benim yanımda olur mu? Aşkım onu hiçbir erkek anlatabiliyor yapamıyor. Muyum? Yani çünkü erkekler dışının beğenmediğinin içini merak etmiyorlar. Evet. Şimdi internet ve televizyonları açtığımızda bütün genç kızlarımız, ben çok üzülüyorum. Tabii ki çok güzel şarşalı hayatlar, güzel kıyafetler, güzel çantalar vesaire. Vesaire diyor ki cebimde 5 kuruşum olmasın ama o pahalı çantayı kolumda taşıyayım diyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Çok üzülüyorum. Hanımlar beyler, tabii ki herkes zengin olmak ister, rahat yaşamak ister. Herkesin dileği budur. Ama evliliklerde, beraberlikte bu kadar ultra bir yaş farkı illa mutlu olanlar vardır. Biz yok, bunun şeyi değiliz. Kesinlikle mutlu. Özgür bir ülkede yaşıyoruz. Herkes istediği seçim yapabilir ama tabii ki bir abla tavsiyesi, düşünmek, taşınmak, bir yatırmak, sağlıklı, mutlu olurum olmamız. Gerçi biz çok yatırdık, ne elimize geçti, o da var. Aslında herkes kendini rahat, mutlu hissettiği yerde güzelleşiyor ve açıyor. Bilemiyorum, herkesin fikri kendine yani. Yapacak bir şey yok. Neslihan, seninle devam ediyoruz. Bitmiyorsun, bitmiyorsun. Pir geldin, bir geldin, pir geldin diyorlar ya, aynı onun gibi olmuşsun aşkım. Bir önce izleyelim, bakalım neler olmuş, onun üstüne konuşalım. Ben şunu anlamıyorum, sabahtan beri bana bakıyorsun, değişik bir şekilde bana bakıyorsun. Gerçekten çok rahatsız olmaya başladım. Tamam, niye bakıyorum biliyor musun şimdi? Benim işim bu. Muhtemelen kıskandığın için. Tabii, kesinlikle kıskandığım için sana bakıyorum. Şimdi benim işim görsel olduğu için sana baktığımda harika bir görsel görüyorum. O yüzden şöyle bir karar aldım. Sana sponsor olacağım, kıyafet sponsoru. Fiziğine göre giyinmek lütfen, böyle bir şey oluyor. Bir saniye. Sen buraya kendini göstermeye gelmişsin. Zaten dakika bir, katmandan belli. İstemiyorum sponsorluk kendini falan. Göstermeye gelmiş. Onun hiçbir şeye ihtiyacı yok. O zaten kendisi bir sponsor. Gerçekten komik görünüyorsun. Ben yani ya bak ne güzel abla da bulmuşsun yanına yandaş. Ben hem stilistim hem çok iyi yemek yapıyorum. Hem bak ikisini birden yapıyorum. Sen eminim hem böyle görünüyorsun hem de yemek yapmayı da bilmiyorsun. Sen çalıştın mı hiç daha önce? Staj yaptım. Yarım yani. Tam olarak sabah işe gidip akşama kadar. Tabii ki. Sanki böyle sen de yıllardır çalışıyormuşsun gibi konuşuyorsun. O tecrübeyi edinmişim demek ki. Bu kadar kısa stajda. Bak ne güzel söylüyorsun. Evet. Çalışıyorum, ayaklarım üstünde duruyorum. Niye alaycı? Ha, staj mı yaptım? Niye öyle bir gerek duyuyorsun? Onu anlamadım. Ben gerçekten senden hiç hoşlanmadım. Muhtemelen bu programda da aynı kalibrede de değiliz açıkçası. Gamze, daha geleli ne kadar oldu? Daha birinci gündeyiz. Ne oldu? Bu elektrik niye tutmadı? Niye uyuşmadı? Şöyle, elektrikle alakası yok. Kendisi bana göre, ben şimdi mağazam olduğu için, yıllardır da stylingle ilgilendiğim için sadece nacizane gördüğümde onunla ilgili yorum yaptım. Sizce hoş görünüyor mu? Bence görünmüyor. Eminim herkesin yorumu bence öyledir. De. Çok kötü görünüyor. Onunla ilgili bir sohbet başladı. Ben de görüntüsüyle alakalı bir yorum yaptım. Ona sponsor olmak istiyorum. Butik mağazam var çünkü. Hatta dışarıda da söylemiştim. Çok senin tarzına uygun kıyafetlerin var. Sana çok güzel bir şekilde kıyafet yarın getireceğim. Sponsor olmak istiyorum dedim. Kötü hiçbir şey yok bunda. Neslihan'cığım, sen böyle seviyorsun herhalde ama, değil mi? Ben tüylü seviyorum. Mi? Ben renkli şeyler seviyorum. Tüllü şeyler seviyorum. Ötrişli şeyler seviyorum. Ben sonuçta aynaya baktığımda kendimi beğeniyorsam peki şey mi böyle, kimsenin de umurunda değil. Hani gencim, yaşım daha küçük. Ben dikkatle çekmeyi seviyorum.
Evet. Hareketliyim, eğlenceliyim gibi bir şey. Evet, bu. Evet. Yani hani Gamze benim üstümden prim yapmaya çalışıyor sabahtan beri. Gerçekten artık çok Nesli fazla rahatsız olmaya başladım. Sana içeride de yok söyledim. Sana sponsor olayım. Yok işte sürekli her söylediğim lafı bir eleştiri, sürekli bana bakmalar, göz süzmeler. Ben gerçekten artık rahatsız oluyorum. Yani artık yeter. Nesli hani amcam. Bir şey sabahtan söyleyeyim beri mi? Kendi reklamını yapıyor. Sabahtan beri ben işte benim ismim Gamze. Ben işte internette böyle aranıyorum da. Yok işte ben stili konuyum da. Hayır öyle bir artık şey artık yeter. Yapmayın. Binlerce insan var aranan. Söyleyeyim. Bir dakika bir söyleyeyim İremcim sonra konuştuk. Sadece şöyle bir şey söyledim. Olanı söyledim yani. Bana diyor ki beni kıskanıyorsun. Ben de ona dedim ki canım Gamze Taşkın yaz. Senin ismin mi çıkıyor Neslihan yoksa Gamze Taşkın yazınca mı çıkıyor diye. İsim çıkınca kim ne kimi oluyor? Kıskanıyor diye. İsim çıkınca ben ne oluyor? Ben de ona bir atıfta bulundum. Yani ben senin neyini kıskanayım, neden kıskanayım? Komik görünüyorsun, kötü görünüyorsun. Sen çok mu güzel 25 giyiniyorsun? 25 yaşında, bu arada 25 yaşında bir kız olup böyle giyinemezsin. Hadi 18 olsan seni anlarım. Yakışıyor derim, tatlı kız, küçük evet. Kız derim ama 25 Fatma'ya olmuyor. Fatma'ya söz verelim, Fatma ne düşünüyor? Hayır yani sen o kadar üstüne gidiyorsun ya. Konuşacağım diye öldün. Hayır. Tabii ki de konuşacağım. Pardon sen mi konuşacaksın? Konuş. Yani sen çok mu güzel giyiniyorsun da benim adımı yazınca çıkıyor da benim de adım çıkıyor yazınca ne oluyor? Yani adın yazılınca çıkınca evet, ne oluyor? Evet ben çok güzel giyiniyorum. Ha çok güzel. Yani evet. Seni kimler tanıyor? Bana bir anlat bakayım. Mesele burada birinin beni çok tanıyor ya da az tanıyor olması değil. Ben bunun şeyinde değilim, kavgasında değilim, bunun polemiğinde de değilim. O sadece beni kıskanıyorsun dedi. Ben de ona sen seni neden kıskanayım? Görüntüne ve sana bakıyor musun? Bir de bana bakıyor musun belki dedi. Belki de kıskandım daha genç. Kıskanmış olabilirsin. Yaşımı kıskanmam vallahi bile yeterli. O benden genç olabilir ama yani 25 yaşında aramızda 5 yaş var sadece ve onun görüntüsüyle benim görüntüm ortada. Onun ışığı daha yüksek ama. Ya bu senin demek ki onun aynı kapasitede bir kadınsın. Onun ışığını oradan öyle görüyorsun. Hayır o daha ben genç görünüyor. Yani sen daha karanlık, ama daha içi çürümüş duruyorsun. Enerjin düşük. Çok yani ayrıca senin hani kıyafetin de böyle ahım şahım değil yani giydirim falan filan. Senin enerjin de maşallah tavan yapmış. Fatma Hanım benimki çok şey bir evet çok güzel ya, böyle maşallah. Belli ayın 14'ü. Şey bir kadınsınız enteresan değişik evet. Bir kadın. Enteresan. Hayır çok fazla üstüne gidemezsin. Bir yere kadar gidebilirsin. O da size neticede mi soracağım senden küçük. Ben kimin üstüne yok. Ne kadar gideceğimi? Mert sen ne düşünüyorsun Gamze'nin bu Neslihan'a söylediği ben kesinlikle haklı yani. Buluyorum. Kadın dediğim bence Gamze gibi giyinmeli, Nuri gibi giyinmeli, İrem gibi giyinmeli. Ben hiç hoş bulmuyorum. Daha oturaklı, daha düzgün, daha güzel konuşkan, insanları nasıl seçebilen, ya iyi seçebilen bir kadını tercih ederim. Bence hiç olmamış. Konu çok farklı yerlere sürüklüyor ama. Ya siz gerçekten benim voltajımı düşüremezsiniz. Ya elektriğimi düşüremezsiniz siz benim. Sizin amacınız çok farklı. Siz buraya kendinize reklam yapmaya gelmişsiniz. Bence yok Gamze gelmiş ilk gün diyor ki yemek yapamıyorsun. Sen benim yemek yapıp yapmadığımı nereden biliyorsun? Çok ben senin gibi 50 tane programa katılmadım tatlım. Çok anladın mı? Çok ben düşünmeye gerek kalmış. Yok. Senin yemek yapıp yapamadığın belli oluyor. Sen işte bu kadar da ön yargılı bir kadınsın. Göreceğiz. Peki. Evet zevkler ve renkler tartışılmaz. Herkesin kendi tarzı, kendi tavrı var. Hepiniz bence ayrı ayrı güzelsiniz. Daha 4. tadımımız var. Hanımlar, beyler 4. tadıma gidiyoruz.